Bu parçada popüler romanlardan söz edilirken yazarlar okuyucuya sıkmayan onların bir çırpıda okuyup bitirebilecekleri bir eser meydana getirmiştir deniliyor. Dolayısıyla burada okumak için yoğun bir zihinsel faaliyet gerektirmediğini anlayabiliriz. Olayın bütününü bir başkasına anında aktarabilecekleri, anlatabilecekleri eserler meydana getirirler. Dolayısıyla başı sonu belli bir hikaye olduğu için özetlenmesi kolaydır. Bu romanlarda mekan adları, kişi adları, yaşanılan zaman ve belki birkaç tesadüf hariç her şey belli formüllerle oluşturulur. Dolayısıyla alışılagelen bir kurguya sahiptir diyebiliriz. Son olarak çok satarlık düşüncesiyle yazarlar ömürleri boyunca pek çok popüler roman meydana getirebilirler fakat onların her biri okuyucu tarafından sadece bir kez okunur ve unutulur. Dolayısıyla yazarların sanat kaygısıyla hareket etmedikleri için eserleri yaşarlarını koruyamaz diyebiliriz. Yazılıp yayınlandıkları sürecin sosyal hayatına dair izler taşımasına dair bir ifade olmadığı için doğru cevap B seçeneğidir. Bir sanatçının sanat anlayışının biçimlenmesinde sadece yetiştiği coğrafya, kültür ortamı ve içinde bulunduğu toplumsal yaşam şartları değil, hangisi da etkilidir? Okuma yolunu da elde ettiği yazınsal birikim de etkilidir diyebiliriz. Yani insanın öğrendikleri ve yetiştiği çevre, yukarıda çevreden söz ediliyor. Yazınsal birikimde bir yazarın öğrendikleri şeklinde bu parçayı tamamlayabiliriz. Anlattıklarının gerçeklere dayanıp dayanmaması, sıradan olaylara çarpıcı anlamlar yüklemesi, okurların anlatılanlarla özdeşleşmesi ya da yazdıklarının kendi yaşamıyla sınırını tutup tutmamasından söz edilmediği için doğru cevap A seçeneğidir. Parçada geçen yaşamın kenarından dolaşmıyor sözüyle söz edilen yazarla ilgili anlatılmak istenen hangisidir diye sorulmuş. Yaşamın kenarından dolaşmıyor ifadesinin tam olarak nerede geçtiğine bakalım. Son ders öyküleriyle yaşamın kenarında dolaşmıyor. Hayata yabancı bir kurmacı geliştirmiyor. Kimi zaman bir şirkette olup bitenleri, kimi zaman bir ailenin kendine has taraflarını ve bazen de bir annenin çıkmazlarını getiriyor karşımıza. Hayatın, yaşamın kenarında dolaşmamak hayatın tam ortasında olmaktır. Dolayısıyla gerçek yaşamdan kopuk bir sanat anlayışının benimsemediği söylenebilir. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur diye sorulmuş. Parçanın ilk cümlesi 5 numaralı cümle. Bundan 10 yıl kadar önce iş hayatıyla ilgili yapılan stres araştırmalarında üst düzey yöneticilere iş hayatının zavallı kurbanları gözüyle bakılıyordu. Üst düzey yöneticilerden bahsedilmiş. Sonrasında şirketlerin üst düzey yöneticileri hayatlarını şirketlerine adamış ve kendilerini bekleyen ölüme koşar adım giden fedailer olarak görülüyordu şeklinde 2 numaralı cümlede devam ediyoruz. Bundan sonrasında 6 numaralı cümle geliyor. Ancak son zamanlardaki araştırmalardan elde edilen sonuçlar konuyla ilgilenenleri hayrete düşürmeye yetti. Buna göre çünkü üst düzey yöneticilerin büyük bir bölümü içinde yaşadıkları bütün zorluklara rağmen stres seviyesi açısından mükemmel durumdaydılar. Yani çok da öyle stresli insanlar değillerdi diyebiliriz. Bundan sonra bir numaralı cümle geliyor. Araştırma sonuçları hayatlarını şirkete adamış kurbanların aslında orta düzey yöneticiler olduğunu ortaya koydu. Bu kişiler yani orta düzey yöneticiler üst yönetimin baskısı ile alt kademinin direnci arasında sıkışıp kalmakta ve işin asıl stresini onlar yaşamaktı deyip bununla tamamlayabiliriz. Dolayısıyla buna göre baştan dördüncü olan cümle 4 numaralı cümledir. Doğru cevap D seçeneğidir. Şiirlerin kafiye düzenine baktığımız zaman A, 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 B şeklinde bir kafiye düzeni olduğunu görüyoruz ilk şiirin. İkinci dizeye bakalım. Sökeyim, dikeyim, çekeyim. Burada da bir A, A, A ve ocakta B şeklinde bir kafiye düzeni var. Demek ki aynı kafiye düzenine sahiplerdir diyebiliriz. Hece ölçüsüne baktığımız zaman ünlüleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hece ölçüsü var. İkinci dörtlüğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hece ölçüsünü görüyoruz. Redif ve kafiye var mı? Gel, bil, bul sözcüklerindeki L sesleri bir tek ses benzerliği olarak yarım kafiye var. Sonrasındaki imdiler bir rediftir.
Aynı şekilde ikinci dörtlüğe bakalım. Sökeyim, dikeyim. Buradaki K'ler bir yarım kafiye. E'yim, E bir istek kipidir. Yim bir şahıs, iki arada bir kaynaştırma harfi var. Dolayısıyla buradaki K'ler yarım kafiye. Ve ondan sonraki eğim kısmı da bir rediftir. Yani hem redif hem de kafiye her ikisinde de var. Ferhat ve Şirin'den söz edilmiş ilk dörtlükte. İkinci dörtlükte ise Yunuslar misali derken Yunus Emre'ye bir gönderme var. Dolayısıyla tarihte bilinen bir kişiye bir olaya gönderme olduğu için telmis sanatından yararlanmıştır diyebiliriz. Ait oldukları şiirin son dörtlü olması için şairin mahlasına yer verilmesi gerekiyor. Ama her iki şiirde de bir mahlas yok. O yüzden ait oldukları şiirin son dörtlüğü diyemiyoruz. Doğru cevap B seçeneği. Bu dizelerin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Şiirin özelliklerine baktığımızda konuşma dilinden ve sadelikten uzaklaşıldığını görüyoruz. Onun yerine edebi sanatların abartıldığı bir kullanım söz konusu. Mesela şiirimiz mor külhani derken bu kolay anlaşılan bir ifade değil. Dolayısıyla anlamın gizlendiği ve karartıldığı bir anlatım tarzını görüyoruz. Top ağacından apartan derken apartan diye bir sözcük Türkçe'de yok. Dolayısıyla dilin kırıldığı ve yeni sözcüklerin türetildiği bir şiir dili de söz konusu. Yarısı silinmiş bir ejderha derken olağanüstü ögelere de yer verildiğini görüyoruz. Şairlerin ümüğüne çökerken işaretlenmesinin şiiridir derken yine anlaşılmaz, kolay anlaşılmayan imgeli bir söyleyişin olduğunu görüyoruz. En başta burada Orhan Veli Kanık'ı eleyebiliriz. Çünkü Orhan Veli Kanık anlaşılır, yalın ve anlaşılır şiirler yazmıştı. Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi bir şair. Dolayısıyla onun şiirleri de büyük oranda anlaşılabilir şiirlerdir. Tıpkı Behçet Kemal Çağlar'da olduğu gibi. Behçet Kemal Çağlar'da milli edebiyat geleneğini sürdüren şairlerden biriydi ve genelde hece ölçüsünü kullanıyordu. Fazıl Üstün Dağlarca herhangi bir tarza ait olmayan özgün bir şair. Fakat onun şiirlerinde de bu şekilde dilin kıvrak bir şekilde kullanıldığını ve anlamın bu kadar gizlendiğini bilmiyoruz. İkinci yeni şairlerden birine ait olabilir bu şiir ve bize verilen şairlerden sadece Ece Ayhan'ın ikinci yeni şairlerden olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diye sorulmuş. Parçada ressamların öncelikle ilk ortaya çıktıklarında sadece bir vesikacı, bir belgeci, bir aktarımcı konumunda olduklarından fakat fotoğraf ortaya çıktıktan sonra resmen bu işleminde fotoğraf üstlenince ressamların kendi özgün yaratıcı gücünü tuvale aktarma yolunda ciddi bir özgürlük yaşadıklarından söz ediliyor. Fotoğraf kısmına geldiğimiz zaman, fotoğrafçı açısından baktığımız zaman eskinin fotoğrafçının kendisinin ayarlayıp çekmek zorunda olduğu fotoğraf makineleri yerine günümüzün doğrult ve çek denilen kendiliğinden ayarlamalı makineleri sayesinde fotoğrafçılar şimdiye kadar düşünemeyecekleri fotoğrafları bile çok rahatlıkla çekebilecekler deniliyor. Dolayısıyla burada fotoğrafçılar ve ressamlar açısından teknolojik gelişmelerin bu sanatçıları bağımsızlaştırdıkları, özgürlüğüne kavuşturdukları söylenebilir. Çünkü kendi özgün yaratıcı gücünü tuvale aktarma yolunda ciddi bir özgürlük yaşadıkları deniliyor. O halde doğru cevap C seçeneği. Gazete ve dergilerde yayınlanan güncel konuları ele alan yazı türü fıkradır. Günümüzde daha çok köşe yazısı olarak adlandırılan bu tür yazılarda güncel olan her konu yazarın görüşü doğrultusunda yorumlanarak okura sunulur. Görüş ve düşüncelerini kanıtlama zorunda olduğu tür ise makaledir. O halde ilgili boşluklara fıkra ve makaleyi getirebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin bir varsağdan alındığı söylenebilir diye soruluyor. Varsağı Kahramanmaraş ve Çukurova civarında yaşayan varsak Türklerine ait ezgili şiirlerdir. Varsağlarda sert ve kahramanca, yiğitçe bir eda vardır ve genelde içinde bre, hey, behey gibi ünlemler geçer. Yürü bre Bulgar Dağı, hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı, sümbüllü yurtlar, büyük evler sende mi olur derken buradaki ünlemden ve buradaki yiğitçe söyleyişten bunun varsağı olduğu söylenebilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Taşçıcalı Yahya, Nergisi, Ali Şir Nevai, Hamsi Sahibi divan sanatçılarındandır. Katip Çelebi'nin tarih alanında mesela
takvim-i tevarihini görüyoruz. Coğrafya alanında cihan nümasını görüyoruz. Bibliografik çalışmalarında Keşfüzünün gibi bir eserini görüyoruz. Dolayısıyla birçok alanda yapıtlar ortaya koymuş bir yazardır. Şeyh Galip Sepkin diye adı verilen üslubun edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden biridir. Surname, evlenme, düğün, sünnet gibi şenlikleri betimleyip anlatan kitaplara denir. Divan edebiyatında Nabi ve Levni bu türlü eserler vermişlerdir. Sinan Paşa'nın Tazarrüname adlı eseri ise divan edebiyatının sade değil, süslü nesirin önemli örneklerinden bir tanesidir. Bundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir. Bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Güzelliğini Yusuf'tan almış derken buradaki Yusuf peygamber olayına bir gönderme var. Bununla birlikte Ferhat ile Şirin olayına da bir gönderme var. Dolayısıyla termis sanatından yararlanılmıştır diyebiliriz. Şairin adının ya da manasının şiirde yer alması tapşırma geleneğini göstermektedir. Zengin kafiye ile yazılmış bir şiir dolayısıyla ve 8 hece ölçüsüyle yazılmış ahenk unsurları önemsenmiştir diyebiliriz. Yalın ve anlaşılır bir dil olduğu için yalın bir anlatım benimsenmiştir. Ölçüsüne baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hece ölçüsü var. Koşmalar 11 hece ölçüsüyle yazılacağından dolayı bu bir koşma değil. Olsa olsa semaidir. Bundan dolayı doğru cevap E seçeneğidir. Bu şiirde güvercinlerin güneşten bir sessizliği biriktiriyor olması imgeli bir anlatım olarak gösterilebilir. İlk günlerdeki gibi, suslayıcı gibi derken buradaki gibi ifadeleriyle bir yineleme yapılmış ve bir ahenk oluşturmaya çalışılmıştır. Güvercinlerin güneşten bir sessizliği biriktirmeleri güvercinler için bir teşhis sanatıdır. İnsan dışı varlıklara insana ait özellikler vermek. Daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi kalbim derken burada da bir benzetme yapılmıştır. Dolayısıyla birden fazla edebi sanata yer verilmiştir. Serbest tarzda yazılan bir şiir, ölçülü uyaklı bir şiir değil. Ayrılıktan duyulan bir hüzün dile getirilmediği için doğru cevap A seçeneğidir. Divan edebiyatında bir şiire başka bir şairin aynı konu, aynı vezin, aynı kafiye ve aynı redifle yazılan şiirlerin genel adına nazire denir. Burada Melih'in yazdığı şiire Fatih Sultan Mehmet de bundan yola çıkarak başka bir şiir yazmıştır. Dolayısıyla burada bir nazire yapılmıştır diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Melih'in şiirinde nazire yapmış. Gördüğümüz gibi aynı vezinle yazdığını ve aynı redifleri, aynı kafiyeleri kullandığını görüyoruz. Bundan dolayı doğru cevap da E seçeneğidir. Divan şiirinin en önemli nazım biçimlerinde olan gazel beyitlerle yazılır ve beyit sayısı genelde 5-15 arasında değişir. Gazelin en güzel beyitine Beytül Gazel ya da Şah Beyit adı verilir. Divan şiirinde aynı konu üzerinde dönen gazellere yek ahenk, aynı söyleyiş güzelliğine sahip gazellere yek avaz gazel adı verilir. Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galip, Taşıcalı Yahya gazel türünün önemli isimlerindendir. Divan şiirinde şiire başlık konması geleneği Tanzimat'la birlikte başlamıştır. O yüzden ne gazellerde ne de divan şiirinin başka bir türünde bir başlık konmaz şiirlere. O yüzden 3 numarada bir bilgi yanlış olduğunu görüyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Eski Türkler genel sürek avlarını sığır, kurban törenlerine şölen, yaz ölüm törenlerine yu adını vermişlerdir. Bu törenlerde şaman, kam, baksı, ozan adını alan saygın kişiler yönetirler bu törenleri. Törenlerde kopuz adı verilen ulusal sazla bazı destan parçaları veya koşuk, sagu, yır adı verilen şiirler söylenir. Bu dönem şiirlerinde sadece hece ölçüsü kullanılır, aruz ölçüsü kullanılmaz. O yüzden burada bir bilgi yanlışı var. Nazım birimi ise dörtlüktür. 4 numaradaki bilgi yanlışından dolayı doğru cevap B seçeneğidir. Reis Bey Necip Fazıl'ın Canlı Maymun Lokantası Güngör Dilmen'in Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner'in Hürrem Sultan Orhan Ensenan'ın bir eseri. Parkta bir sonbahar günüydü Cevat Fehmi Başkurt değil Recep Bilginer'in bir eseridir. O yüzden burada bir bilgi yanlışı var. Doğru cevap A seçeneğidir. Edebiyatımızda yenileşme hareketinin birinci nesli, birinci dönem tanzimatçılar. Onları takip eden nesil bireysel meselelere yönelmiş, ikinci dönem tanzimatçılar. Ardından gelen ümitsiz, bedbin ve aşırı duygusal sanatçılar, Servet-i Fünücüler, Ahmet Arşin ve etrafındaki sanatçılar, fecaaticiler
Burada kendisinden biz diye bahseden, dilde sadeleşme düşüncesini savunan nesil ise milli edebiyatçılardır. Doğru cevap E seçeneğidir. Bu sanatçı 40 beygiri gücünde bir yazı makinesi, lakabına yakışır biçimde hızlı ve çok yazar, aktüeli ihmal etmez, insanları ve hayatı sürekli gözlemler ve onlarla arasında mesafe koymaz. Yazdıkları ve yaptıkları da halkın her kesimine hitap eder. Burada söz edilen yazar Ahmet Mithat Efendi. Ahmet Mithat Efendi, Letaifi Rivayet adında batılı tarzda öyküler kaleme almıştır. Yanlış batılılaşmaya ele alınan romanı Felahattun Bey ile Rakım Efendi. Polisiye romanı ise Esrarı Cinayat. Edebiyatımızın ilk örneğini ortaya koymamıştır deniyor. Gazete ilk gazete Şinasi tarafından çıkarılmıştı. İbrahim Şinasi tarafından. O yüzden Ahmet Mithat Efendi evet gazete çıkarmıştır ama ilk gazeteyi çıkaran kişi değildir. Bundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bir kesit verilen eserin yazarının roman türünde bir yapıtı değildir diye sorulmuş. Bu eser Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu adlı romanından alınmış bir parça. Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah, Sefile, Bir Ölünün Defteri, Nemide adlı romanları var. Fakat Firuzan tiyatro türündeki bir eseridir. Doğru cevap D seçeneğidir. İrsali mesel bir şiirde atasözlerini kullanmadır. A seçeneğinde bugünün yarını var. Tehdit amaçlı kullanılan bir atasözü. B seçeneğinde gözün üzerinde kaşın var. Yine bir tehdit amaçlı kullanılan bir atasözüdür. C seçeneğinde dilin kemiği yoktur. Şeklinde bir atasözüne yer verilmiştir. Yani insan her şeyi her yerde söyleyebilir anlamında bir atasözü. D seçeneğinde bir memlekette iki padişah olmaz şeklinde bir atasözünü görüyoruz. E seçeneğinde böyle bir atasözü olmadığı için İrsali mesel sanatına yer verilmemiştir. Doğru cevap budur. Şiirde buhar makinelerine bir övgü düzüldüğünü görüyoruz. Makineyi de hızı sanata sokan bir akım var, edebi akım. Hayatta her şeyin hareketli olması sebebiyle sanatçı da kendisinde bir hız buluyor ve eserini bu hıza uyduruyor. Geçmişe ve durgun davranışa düşman bu akım. Hangi akım? Fütürizm akımı. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Sanatçı kişiliğinin meydana gelmesinde önemli bir şair rolünden bahsediyor. Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah evin güzelliğini, vazgeçilemezliğini, kişinin ancak evinde oluşabileceğini, ne yapsa etse davranışlarını bu dar daireden dışarı çıkarmayacağını öğretti demiş sanatçı. Ve sonunda da bu yaptıklarımdan, bu anlattıklarımdan dolayı da evler şairi olarak anılıyorum demiş. Evler şairi edebiyatımızda Behçet Necatigil'dir. Doğru cevap E seçeneğidir. Toplumcu gerçekçi roman akımının öncülerinde olan yazar İnce Mehmet romanıyla edebiyat dünyasına atılmıştır. Söz edilen yazarın İnce Mehmet dışında Dağın Öte Yüzü adlı üçlemesi de söz konusu. Çukurova'yı anlatıyor. Çukurova'nın yazarı ve bu eserlerin yazarı Yaşar Kemal. Doğru cevap C seçeneğidir. Daha lise yıllarında şiirle uğraşan sanatçı ilk şiirlerini 1913'ten itibaren Şehpal Mecmuası'nda yayınlamış. Şair şiiri aruzla başlamış, daha sonra Ziya Gökalp'in etkisiyle heceye dönmüştür. En ünlü şiirlerinden bir tanesi Miras. Bu şiir kitabının içerisinde Akdeniz Rüzgarları bölümünde Eski Korsan Hikayeleri adı altında toplanan şiirleri var. Şiire aruzla başlayıp sonra heceye geçen ve hecenin 5 şairinden biri olan söz edilen şair Enis Behiç Kor Yürek'tir. Doğru cevap B seçeneğidir. Süryanice ve Sanskritçeden çeviriler yaptıran Abbas Halifesi Mansur, bu eserler için sarayında bir kütüphane kurarak buraya aşağıdaki isimlerden hangisini vermiştir? Buraya Beytül Hikmet denilmiştir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Milli mücadele döneminde toplanan Balıkesir, Alaşehir, Nazilli ve Pozantı kongrelerinde aşağıdakilerden hangisine yönelik kararlar alınmıştır? A. Yeni bir Türk devleti kurulması bu kongrelerde söz konusu değil. B.
İstanbul hükümetiyle mücadele edilmesi söz konusu değil. C. Kuvayi Milliye birliklerinin güçlendirilmesi her birinde de gündem maddesidir. D. Egemenlik anlayışının değiştirilmesi yoktur. E. Pontus Rum çetelerle mücadele edilmesi de her birinin ortak konusu değildir ki olamaz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Millet mekteplerinin açılmasıyla halkın bütün kesimlerine yeni alfabeyi öğretmek hedefiyle topyekün bir eğitim-öğretim hamlesi gerçekleştirilmiştir. Bu hamlenin kaynağı aşağıdaki ilkelerden hangisidir? Halk lehine hareket edilmiştir. Halkın faydasına hareket edilmiştir. Sosyal devlet anlayışı ve halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Sakarya Muharebesi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında imzalanan Ankara Anlaşması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır? A. Güney cephesinin kapanmasında doğrudan etkili. B. Maraş'ın düşman işgalinden kurtarılmasında etkili olamaz. Maraş daha önceden kurtarılmıştır çünkü. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir? A. Savaşın kazanmasıyla Selçuklu başkenti Merve taşınmıştır değil. B. Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan ilk önemli savaştır değil. Pasinler Savaşı'ydı önemli savaş. C. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma ümidi sona ermiştir. Burada Miryo Kefalon'dan bahsediliyor. Bu da değil. D. Tarih boyunca ilk defa bir Bizans imparatoru Roman Diyojen Müslüman bir sultanın eline esir düşmüştür. Doğru. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Tarih öğretmeni dersinde sınıfa 2. Bayezid'in bir fermanını, 28 Mehmet Çelebi'nin sefaretnamesini ve Kore Savaşı'na katılan bir askerin hatıra defterini getirerek öğrencilerine bazı bilgiler vermiştir. Dikkat edersek burada birinci elden kaynaklardan bahsediliyor. Öğretmenin öğrencilerine tarihe kaynaklık eden aşağıdaki belgelerden hangisi hakkında bilgi verdiği savunabilir? Burada birinci el kaynaklar hakkında bilgi vermiştir. Dolayısıyla seçeneklerde bunu aramalıyız. Seçenekleri incelediğimizde C seçeneğinin doğru cevap olduğunu görüyoruz. Göçebe hayat yaşayan ilk Türk toplumlarında kalıcı eserler daha çok yerleşik hayatın başlamasıyla görülmeye başlanmıştır. Aşağıdaki ilk Türk devletlerden hangisi yerleşik hayata geçmemesine rağmen kalıcı yazılı eserler bırakmıştır? Bunun en belirgin örneğini Köktürkler vermiştir. Hangi eserler vermişlerdir? Orhun kitabelerini vermişlerdir. Yerleşik hayata geçmedikleri halde Orhun kitabelerini oluşturmuşlardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Turnadağ Savaşı'nın kazanımlarından biridir? A. İsvendiyaroğulları'na Sinop'un alınmasıyla bunun bir ilgisi yok. B. Akkoyunlu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesi, Otlukbeli Savaşı ile ilgili. C. Suriye, Filistin ve Lübnan'ın hakimiyet altına alınması Mercidabık Savaşı ile ilgili. D. Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi önceki bir gelişmedir. E. Dul Kadiroğulları Beyliğine son verilmesi Turnadağ Savaşı'nın doğrudan sonucudur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 93 Harbi'nden sonra Ermenileri kullanma girişiminde bulunan aşağıdaki devletlerden hangisi önce Ayas Stefanos ardından da Berlin Anlaşması ile Ermeniler lehinde kazanımlar elde etmiştir? Burada bahsedilen devlet Rusya'dır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Süleyman Bey Osmanlı Devleti'nin desteğini almayı amaçlamış ve kızını 1. Murad'ın oğlu Bayezid ile evlendirmiştir. Hangi beyliğin yöneticisi Süleyman Bey? Germiyanoğulları. Bu evlilik sonrasında Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir.
Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Bu beylik Yermiyanoğullardır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Aşağıda alışılmışın dışında meydana gelen ve nadiren görülen bazı doğa olayları verilmiştir. Bunlardan hangilerinin oluşumunda klimatik ve meteorolojik süreçlerin etkili olduğu söylenebilir. Nadiren görülen bu doğa olaylarına ekstrem doğa olayları denilir. Klimatik ve meteorolojik afetler grubu ya da ekstrem olaylar grubu deyince de iklim kaynaklı ya da hava olayları kaynaklı afetler aklımıza gelmelidir arkadaşlar. Şimdi birlikte bakalım. 1883 yılında Endonezya'daki Krakatau'da yanardağının patlamasıyla oluşan dev dalgalarda 36.500 kişinin yaşamını yitirmesi. Burada arkadaşlar bir yanardağın patlamasını görüyoruz. Volkanizma jeolojik jeomorfolojik afetler grubuna dahildir. Vietnam'da meydana gelen Lekima tayfununda yüzlerce evin sular altında kalması bir hava olayıdır. Tayfun dediğimiz durum klimatik meteorolojik afetler grubuna girer. Dolayısıyla ikiyi ele alabiliriz. 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 nokta büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunamide 15 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi. Deprem jeolojik, jeomorfolojik bir afet grubudur. 2017 yılında İstanbul'da yaklaşık 20 dakika yağan dolu ve yağmurun yüzlerce ev ve iş yeri ve aracı hasara uğratması. Dolu ve yağmur klimatik meteorolojik afettir. Dolayısıyla 4'ü ele alabiliriz. 2013 yılında bir göktaşının Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde yeryüzüne yakın bir kesimde parçalanmasıyla binden fazla insanın yaralanması da bu da astrolojik bir afet grubu olarak karşımıza çıkar. Bizden klimatik ve meteorolojik afeti sorduğu için cevabımız 2 ve 4 C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu nitelikteki şehirlere örnek olarak gösterilemez? Bazı şehirler verilmiş arkadaşlar. Birlikte bakalım. Dünyadaki şehirlerden bazıları konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda gelişmiş ve önemli şehirler arasında yer almıştır. Bu özellikleriyle küreselleşen ekonominin ve diğer bazı faaliyetlerin kontrol merkezleri haline gelmiştir. Bu şehirlerin ortak özelliği orta kuşakta bulunmalarıdır. Bunların bazıları deniz kenarında olup hinterlandı ile bağlantısı kolay, bazıları doğal güzellikler yönüyle zengin, bazıları ise tarihi niteliklerin etkisiyle dünyanın en büyük şehirleri unvanını kazanmıştır. Bu şehirler arasında arkadaşlar yani küresel etkiye sahip şehirler arasında Roma gösterilebilir, Tokyo gösterilebilir, Paris ve New York gösterilebilir. Fakat Oslo bölgesel bir şehir özelliğindedir. Norveç'in başkentidir. Kendi bölgesinde etkinliği söz konusudur. Fakat küresel anlamda çok duyulan, çok fonksiyonlu bir şehir değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Türkiye'nin demir yolları ağı gösterilmiştir. Türkiye'de demir yolu ulaşım bulunmayan yerlerin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Demir yolu ağımız verilmiş arkadaşlar. Yüksek hızlı tren kırmızıyla gösterilmiş. Yapımı devam eden yüksek hızlı tren hatları da gösterilmiş. Demir yolu olmayan yerlerle ilgili söylenebilecek ortak özellik iklim koşullarının elverişsiz olması denilemez. Nüfus miktarının ve yoğunluğunun az olması denilemez. Jeolojik yapısının kırıklı arazilerden oluşması ya da doğal bitki örtüsünün orman olması doğru değildir. Baktığımız zaman demir yolu ağının daha az olduğu yerler arkadaşlar Karadeniz'in kıyı kuşağındaki bazı alanlar olduğunu, Akdeniz'in olduğunu, Muğla'nın bulunduğu alanlar olduğunu özellikle görmekteyiz. Bu alanlar dağlık, engebeli alanlardır. Dolayısıyla daha çok demir yolu yapımına etkileyen faktör olarak yer şekillerinin engebeli olmasını gösterebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. İnsanların çeşitli etkinliklerine bağlı olarak ortaya çıkan sera gazlarının neden olduğu çevre sorunlarının başında küresel iklim değişikliği gelir. Sera etkisi yapan gazlar yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin bir kısmının uzaya dönmesini engeller. Bunun sonucunda dünya yüzeyinde bir ısınma meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak meydana gelen olaylardan biri değildir? Küresel ısınmaya bağlı olarak arkadaşlar kutuplardaki buzulların erimesi
oluşabilecek bir durumdur. Bazı kıyıların deniz suları altında kalması bekleniliyor. Çünkü buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyelerinde artışlar olacaktır. Bu durum bazı bitki ve hayvan türlerinin azalması ve yok olmasına sebep olacaktır. Buharlaşmanın, kuraklığın ve orman yangınlarının artması da yaşanmaktadır. Çünkü küresel ısınmayla birlikte buharlaşma artacak, kuraklık artacak. Tabii ki orman yangınları da buna bağlı olarak artacaktır. Volkanik faaliyetlerin artış göstermesi, hayır, bu beklenilen bir olay değildir. Volkanik faaliyetler iç kuvvetler sonucunda meydana gelirler. Jeolojik, jeomorfolojik afetler grubundadır. Bununla ilişkilendiremeyiz. Yani küresel ısınma yer altını etkilemeyecektir. Jeolojik olayları etkilemeyecektir. Cevabımız B seçeneğidir. Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle petrol ve doğalgaz akışının aksama ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları bölgesi aramaya başladı. Bu kapsamda Avrupa Birliği enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla dünyada ispatlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin bulunduğu ülkelere yöneldi. Birlik arzın sağlanabilmesi için bu ülkelerden enerji ihtiyacını sağlamaya yönelik anlaşmalara yöneldi. Avrupa Birliği'nin petrol ve doğalgaz ihtiyacını karşılamak için haritadaki bölgelerden hangilerine yönelmesi daha uygun olur? Tabii ki arkadaşlar, Avrupa'ya yakın olabilecek yerlere ne yapması gerekir? Talepte bulunmasını bekliyoruz. Bunlardan birisi hem de petrolün çıktığı alanlar, rezerve sahip olduğu alanlar olarak iki önemli yer dikkatimizi çekmiş. Bir tanesi 2 numaralı alanın bulunduğu Hazar petrol havzası, doğalgaz ve petrol. 4 numara Orta Doğu petrol alanı. Bu iki alana yönelmiş durumdadırlar. Verilen diğer yerlerde çok da büyük bir petrol rezerv alanı değillerdir. Dolayısıyla cevabımız 2-4 D seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda küresel ve bölgesel çapta faaliyet gösteren siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerin bazı özellikleri verilmiş. Bir öğrenci bu örgütlerin karşısına hangisinin olduğunu yazmıştır. Buna göre öğrencinin hangi bölgesel veya küresel örgütle ilgili yaptığı cevap yanlıştır. Birlikte bakalım. Birincisine Birleşmiş Milletler demiş arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletlerin önderliğinde savaş sonrası çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kurulan, Türkiye'nin de kurucu üyeler arasında yer aldığı, üye sayısı en fazla olan siyasi bir kuruluştur. Evet, küresel bir örgüt olan Birleşmiş Milletler'den bahsedilmiş. Birincisini doğru cevaplamış. İkincisi, 1969 yılında İsrail'in Mescid-i Aksa işgaline tepki olarak kurulmuş İslam İşbirliği Teşkilatı örnek verilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Müslüman ülkelerin bir arada kurduğu bir teşkilattır. 25 Haziran'da 1992'de Türkiye'nin öncülüğünde kurulan ekonomik amaçlı bölgesel örgütü örnek olarak da Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı KEİ verilmiş. Evet arkadaşlar, bu örgütte Karadeniz havzasını geliştirmek amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde kurulan bir örgüttür. Üye ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme, istihdam sağlamak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sunmak amacıyla kurulan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu kuruluş Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OEC'dir. Doğru verilmiş arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak amacıyla ABD'nin önderliğinde kurulan askeri savunma amaçlı örgüt sorulmuş arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı kurulan askeri güvenlik amaçlı kurulan örgüt Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı değildir. Bu örgüt NATO'dur arkadaşlar. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ise Avrupa'nın güvenliği için ismi üzerinde kurulmuş bir örgüt olarak karşımıza çıkar. Daha çok demokratik kurumlar, insan hakları, seçimlerin demokratik bir biçimde gerçekleştirilmesini, insan haklarına saygıyı, ayrımcılık yapılmamasını önderlik eden bir kuruluş olarak Avrupa Güvenlik Teşkilatı karşımıza çıkar. Verilen açıklama özellik NATO'ya aittir. Dolayısıyla yanlış verilmiştir. Yanlış olan E seçeneğidir.